Şimdi öncelikle Batman bantlı çöpçü balığının hikayesini anlatacak olursak, bu tür 1974 yılında Profesör Doktor Ali Kelle tarafından toplanıp örnekler hibe ediliyor. 1998 yılında ise Nalbant isimli bir yabancı araştırmacı tarafından yeni tür olarak isimlendiriliyor ve literatüre kazandırılıyor. İlk toplandığı yıl olan 1974 yılından beri bu tür bir daha asla bulunamadı. Yerli ve yabancı araştırmacılar bu türü bulmak adına çeşitli girişimlerde bulundular. Ancak bu girişimlerin tamamı sonuçsuz kaldı. Bu tür gayet minik boylu bir tür. Bilinen maksimum boyu 3,6 santimetre. Şol adlı bir doğa koruma örgütü tarafından dünyada en çok aranan 10 balık türü arasına alındı. Şol yetkilileri benimle iletişime geçtiler bu türün aranmasıyla alakalı. Bu beni oldukça mutlu etti ve heyecanlandım açıkçası. İlk fırsatta da iş arkadaşım Doktor Münevver Oral ile beraber bir arazi çalışması planladık. Türün tanımlandığı yer olan barajın, daha doğrusu tür barajın alt kesimlerinden tanımlanmıştı. O zamanlar baraj yoktu ilk toplandığı zamanlar. Baraj kurulduktan sonra mevcut tip lokalitenin habitatı bozulduğu için muhtemelen ki orası örneklendi ve tür bulunamadı burada defalarca aranmasına rağmen. Biz barajın üst kollarında hedefler, çeşitli lokaliteler belirledik. Gittiğimiz iki lokalitede bu türü bulma şansımız oldu. Tabii türü bulur bulmaz tanıyamadık. Ben 12 yıldır aktif olarak bölgede çalışmama rağmen türleri oldukça iyi biliyorum. Fakat Paraşistura krisine bu cinsin bilinen Türkiye'de bilinen tek türü olduğu için daha önce buna doğada rastlamamıştım. Doğal olarak bulduğum bu çöpçü balıklarının farklı olduğunu anladım fakat Paraşistura olacağını hemen kestirememiştim. Fakat arazi sırasında akarsuda bulduğum son örnekte bantlar gördüm. Vücudun yanında lateral yani dikey bantlar buldum, gördüm. Bu dikey bantlar bizim kayıp Batman bantlı çöpçü balığının tipik özelliğidir. Tabii bir mutluluk geldi ama hala emin değildim. Hemen arabaya geçtik, laptopumu açtım. Türün orijinal çizimiyle bulduğum balığı karşılaştırınca o tanımı zor olan mutluluğu yaşamış olduk. Dünyada en çok aranan 10 balık türünden birini bulmuştuk. O balık türünden bir tane de Recep Tayyip Üniversitesi'ne getirdiniz herhalde. Evet, buraya numune aldık. Bu numune ile türü ilk amacımız zaten türü yeniden tanımlamak, moleküler ve morfolojik analizlere dayalı bir şekilde yeniden tanımlamak. Bu şekilde güncel verilerle türü tanımış olacağız, habitatını, çeşitli özelliklerini literatüre kazandırmış olacağız. İkinci bir amacımız da bu endemik ve oldukça sınırlı bir alanda yayılış gösteren bu türü korumak. Bununla alakalı bir koruma eylem planı hazırlamayı da planlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. It is the lost species. Salıyorum. Sal.